Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlerle yeni bir kutu açılım videosuyla tekrardan bir adayız. Bugünkü kutumuz nedir diye sorarsanız, tabii ki videolarım içerisinde de en çok yer verdiğim olta balıkçılığı ile alakalı. Bu sporu çok seviyorum gerçekten. Bunun ekipmanları ile ilgili birçok kutu açılım videom var kanalım içerisinde. Daha önce kıyı oltalıcılığı ile alakalı Bauer'in surf kamışını almıştım 420 videolarım da vardı arkadaşlar. Onun e, fakat e, kampçılığı da çok sevdiğim için taşıması sırasında biraz sıkıntı yaşanıyordu. Çünkü balık avını yaptıktan sonra e, kamışınızı sökmeniz gerekiyor. Kamp alanını taşırken eğer orada yeriniz yoksa. Çünkü dışarıda çalınma ihtimali olabiliyor. Çadırın içine de girmiyor haliyle 4 metrelik olduğu için. 4.20 olduğu için. Bundan dolayı biraz daha ergonomik taşınabilir, katlanabilir bir e, sörf kamışı tercihi yaptım. Bu yüzden e, tercihimi teleskopik sörf kamışlarından yana kullandım kanalımın içerisinde göreceksiniz iki tane okumaya ait telesurf kamışı e, kutu açılımı olacak Bunlardan bir tanesi şu an elimde olan okuma Arya 390 e, telesurf kamışı 100-200 gram atarlı arkadaşlar bir diğer videoda ise yine okumaya ait Aleris'in kutu açılımını yapacağız bunun siparişini N11 üzerinden geçtim arkadaşlar. Şu anda güncel fiyatları 1100 liradan başlıyor. 1200, 1300, 1400 lira civarlarına kadar devam etmekte. Şimdi arkadaşlar siparişi geçtiğimde yanında da küçük bir hediye göndermişler. İlk etapta ne olduğunu bilemedim. Şimdi sizlerle birlikte bunu açmak istiyorum. Evet şimdi bu arkadaşlar bu sporu yapan arkadaşlar iyi bilirler. Kamışların uç kısımları esnektir kırılmaya biraz müsaittir bu kamışların uç kısmını o e, kırılmaya müsait olan kısımları hassas kısımlarını geçirmiyor Buradan da katlanıp e, sizin kamışınızı sıkı bir şekilde bağlıyor uç kısımlarına gelen herhangi bir darbeyi korumak için arkadaşlar küçük nacizane bir hediye teşekkür ediyoruz bunu aldık e, gönderici kişi için e, şimdi kutumuzu sizlerle birlikte açmak istiyorum arkadaşlar Öncelikle bu kısımdan açalım. Zaten kamışları aldığınızda sipariş geçtiğinizde arkadaşlar size bazuka şeklinde şöyle karton mukavvalı kutular içerisinde gönderiyorlar. Dediğim gibi bu ürünümüz Okuma Arya 390 Telesurf kamışı diye geçiyor. Atarı da 100-200 gram atarlı arkadaşlar. Şimdi bunu açalım. Kamışımız şu karton bazukanın içerisinden çıkarttığımızda çıkarttığımızda bize özel bir e, kılıfı yine aldığınızda bu kamışları bu kılıflarla geliyor aslında bazen göndermeye biliyorlar arkadaşlar yine işte o nemden falan korunma açısından bir nebze de olsa iyi şöyle göstereyim ben size kamışın üst kısmında da yazıyor zaten okuma arya uzunluğu lent 3.90 diye geçiyor 4 kademeli arkadaşlar 4 tane bölmeden oluşuyor teleskobik ve 100-200 gram atarla. Şimdi şöyle videolarım içerisinde kanalıma baktığınızda yine okumanın Aleris modeli var. Yine 3.90-100-200 gram atarlı. Ona baktığınızda arkadaşlar 5 parçadan oluştuğunu göreceksiniz. Ama Arya modeli bize 4 parçalı olarak geliyor. Tabi parça değil teleskopik olarak bize geliyor. Şimdi bu ürünü açalım sizlerle beraber. Kamış gerçekten hissiyatı hafif arkadaşlar. Görünüm olarak ilk etapta şöyle bir şey karşılıyor bize. Arya Tele Surf 390 100 200 gram 4 kademeli 4 parçalı diye bir kamışımızın yine üst tarafında tüm özelliklerini belirtecek şekilde stikerler atılmış. Ee, gerçekten hafif ergonomik. Ee, daha önce dediğim gibi Bauer'in e, kamışı vardı 420. Gerçekten çok ağır bir kamıştı. Bir de üzerinde 10 binlik bir makine yurt dışından aldım. Yine kutu açılımı yaptığım bir makineye bağladığımda Beni bile 1.90 benim boyum beni bile zorladı atışlarda ama ee, valla şey olarak ağırlık olarak gerçekten hafif onu belirtebilirim. Dış kısmına gördüğünüzde makineye bağlayacağınız aparat kısmı burası standart plastik ee, okumanın kapama açma kısmıyla alakalı. Şurada görsel bir dizayn atmışlar yine bir sticker bazında. Bunun zamanla ayrılma ihtimali ya da deforme olma ihtimali var. Kademe olarak baktığımızda şöyle ilk kısım şurası diye geçiyor. Birinci kısım. ikinci kısım burası. Tabi alan kısıtlı olduğu için hepsini açamayacağım. İkinci kısım. Üçüncü parça burası arkadaşlar. Sonra dördüncü parçada şu kırmızı yarısı kırmızı olan parça arkadaşlar. Burayı göstereyim. Şimdi çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Ee, daha önce elimde 5-6 tane e, kamış var. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu okuma araya serisinde burada boşta gezen bir tane yüzük var arkadaşlar. Şimdi bilenler vardır mutlaka yorum kısmına lütfen yazsınlar. Ben ilk defa karşılaşıyorum. Tabi e, alıyoruz yani biz satıcı olmadığımız için. Burada bir tane boşta gezen yüzük var. Şimdi bunu satıcıya sorduğunda arkadaşlar ne olduğunu ben şöyle düşünmüştüm ilk etapta. Bu ürün ikinci el bir ürün ve büyük ihtimalle uç kısmındaki bu kısım kırılmış, sonradan tekrardan tamir yapılırken burası e, takılı kalmış şeklinde diye düşünmüştüm ama satıcı bana şöyle söyledi. Ne derece doğru veya değil bilmiyorum. Yeni üretilen olta kamışlarında bir tane bu şekilde boşta gezer yüzüğün olduğunu ve bunu en sona getirip hizalayıp orada bırakmam gerektiği söylendi. Böylelikle yani bu gerçekten enteresan ilk defa başıma geldi. Böylelikle şöyle çıkarttığınızda birinci kademe boşta gezen bir yüzüğümüz var. Hassasiyet bazında ben hassas olacağını düşünüyorum. İkinci kademe ve 3 ve 4. Dediğim gibi dört parçalı. İşin ilginç yanı da şu. Ee, okumanın Alaris modeli yine 390, yine 100-200 gram atarlı fakat arkadaşlar 5 parçadan oluşuyor. Yani benim aklıma şu gelmişti. Demek ki 5. parça biraz daha kademeli olarak küçültülebiliyor gibi. Bunda da enteresan kısım bir tane boşta gezen yüzük var arkadaşlar. Tercih etmek isteyen arkadaşlar bu iki modeli de araştırabilirler. Okuma Alaris modeli, Arya modeline göre fiyat bazında yine bir 300-400, bazen 500 lira bandında bir tık daha yukarıda kalıyor arkadaşlar fiyat olarak. Ee, genelde tercihler Aleris'ten yana olmuş ama tabi bunların mukavemetini, mukavemetini kullanmak, hassasiyetini incelemek lazım. Ee, ama genelde tercihler okuma Aleris'ten yana olmuş ama Arya'yı da tercih eden e, arkadaşlar var. Şimdi şöyle e, Kamış'ın kendisi Aleris olsun Arya modeli olsun 1000-1500-1600 lira bandı arasında gidip geliyor arkadaşlar satıcısına göre değişiyor. Bazen indirim yakalayabilirsiniz. Tabii 1000-1500 aralığındaki kamışlar da hani çok düşük rakamlı kamışlar değil. Yani çok kötü değil. Çünkü 150-200 liraya da kamış var. Bunu biliyorsunuz. Bana göre orta segmentte, orta segmentin bir tık hemen üstünde kamışlardır. Bunlar yeni başlayan arkadaşlar için baya baya iş görecektir. Hatta Yeni başlayanların bir üst sınıfı da olarak da geçebilir bu kamışlar. Ben kamışın fiziksel özelliğini ve e, hafifliğini çok beğendim. Umarım e, sizler de deneyen arkadaşlar varsa e, onlardan deneyerek alabilirsiniz. Dediğim gibi şu boşta gezen yüzük gerçekten beni çok şaşırttı. Bilgisi olan arkadaşlar varsa lütfen ama lütfen bana ayrıntı olarak yazsınlar. Dediğim gibi satıcı bana. Yeni modellerde artık bu şekilde olduğunu Söyledi ee, Bilemeyeceğim şimdi ayrıntıyı sizlere de yanıtmak istemem Videoların devamı için beğenmeyi abone olmayı yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar